Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaptan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bu haftada dop dolu bir içerikle karşınızdayız. İlk olarak Opet test köşesi diyoruz. Seyirciler, bu hafta Nissan Juke'la beraberiz. Biliyorsunuz ilk kez 2010 yılında tanıtılmıştı. O günden bu yana da tüm dünyada 1.3 milyon adedin üzerinde satıldı. Türkiye'ye bakacak olursak 37 binin üzerinde bir satış rakamına yaklaştı Nissan Juke. O günden bugüne biliyorsunuz ikonik araçlar arasında yer almayı başardı, özellikle tasarımıyla. Nissan'ın Sunderland fabrikasında üretiliyor ve rağbet gören modellerinden bir tanesi ve biz de yenilenmiş haliyle sizlere Nissan Juke'u anlatmaya çalışacağız. Yeni değil, makyajlı. Çünkü ön yüze, yana arkaya baktığımızda çok fazla bir fark görmüyoruz ama en çarpıcı olansa ilk çıktığı zamanki sarı rengi olan Talebin bu makyajlı halde yeniden hayata geçmiş olması, ama o sarı ile bunun arasında biraz fark var. Bu biraz daha sportif, biraz daha dinamik, biraz daha dikkat çekici. Tabii ki sadece sarı renkle değil, sarıya kontrast oluşturacak siyah detaylarla da araç çok daha güzel bir hale gelmiş. Nedir onlar? Hemen görüyorsunuz zaten, siyah parlak yan ayna kapakları, ön yüzde yine siyah bölümler, tavanın siyah oluşu, ağız sütunlarının siyah oluşu aracın rengini daha fazla ortaya çıkartıyor. Peki ön yüz aynı, boyutlar aynı, içerisinde bir takım değişiklikler var dedik. Birazdan içerisini sizlere anlatacağım. Kaputun altında ne var? Kaputun altında 1.0 litrelik DCT, yani çift kavramalı bir şanzımanla kombin edilmiş benzinli bir motorumuz var. Sürüş sırasında tüketim verilerinden, performansından onları size anlatacağım. Şimdi gelin hep beraber önce aracın arkasına bakalım. Daha sonra arka koltuk ve oradan da direksiyona geçeceğiz. Juke'un arkasına baktığımızda tavan rengiyle bütünleşik, yani parlak siyah olan bir spoiler var. Üçüncü stop grubu buraya yerleştirilmiş. Burası da hafif böyle spoiler gibi gözüküyor. Bakın arkaya baktığınızda yine o sportif dinamizm arkada da gözüküyor. Hemen arkada bu N-Sport yazısı dikkat çekiyor. Nedir bu N-Sport? Bu makyajlanan Juke'la beraber ortaya çıkan bir donanım paketi. Juke'da 5 donanım seviyesi var. Giriş seviyesi Tekna, Platinum, N-Design, N-Sport, Platinum, Premium. Tabii ki N-Sport'la ilgili detaylar dışarıdan olduğundan daha fazla içeride belli oluyor. Onları da size içerideyken göstereceğim. Arkadayken şöyle bagaj hacmine bir göz atalım. Bagaj kapağını açtığımızda düz bir yükleme eşiği görüyoruz. Şehir içinde bu tarz kullanımlar oldukça iyi. 422 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Koltukları yatırırsanız tamamıyla da 1355 litreye kadar çıkabiliyor bu hacim. Ve burada hemen altında bir gizli saklama bölmesi de var bu panelin. İsterseniz orayı da kullanabilirsiniz. Şimdi gelin arka koltuğa geçelim. Arka koltuğa geçmek için C-Sun'la gizlenmiş kapı kolunu kullanmanız gerekiyor. Uzaktan baktığınızda pek gözükmüyor ama güzel bir tasarım detayı. Bir de Juke'a dışarıdan baktığınızda arka tarafının neredeyse yok gibi gözüktüğünü ve dar basık bir alan olduğunu zannedebilirsiniz ama kapıyı açıp içeri geçtikten sonra bakın, hem koltuklar burada çok yumuşak, çok rahat, bu kadarını beklemiyordum. Daha sert koltuklar bekliyordum açıkçası ama çok yumuşak olduğunu söyleyeyim. Diz mesafesi ön koltuk bana göre ayarlı, 4 parmak 5 parmak kadar bir rahat alan kalıyor. Aynı şekilde baş mesafesi de bakın 5 parmaklık bir boşluk var. Burası çok rahat. Kol dayamanın yeri de çok iyi. Bu şekilde arkada 2 kişi çok rahat yolculuk edebilir. Peki arkada neler var diye baktığımızda burada bir Type-C ve Type-A, yani A tipi ve C tipi USB çıkışı görüyorsunuz. Minik bir eşya saklama bölmesi ve kapı cepleri var. Böylesi bir şehir otomobili için bence gayet ideal. Genellikle de arkaya bu tarz otomobillerde çocuklar oturuyor. O yüzden arka tarafında rahat olduğunu göstermiş olduk. Şimdi ön tarafa geçelim. Ön tarafta N-Sport modellerinde ne gibi özellikler var, ne gibi dekoratif özellikler var, onları görelim.
Makyajlı Cuk'ta asıl değişim içeride sevgili seyirciler. Nedir bu? Bakın burada 12.3 inçlik bir multimedya ekranı var ve 80 derecelik bir açıyla sürücüye doğru çevrilmiş vaziyette. Biraz daha sürücü odaklı ama yanda oturan yolcu da bu ekranı görüp kullanabiliyor. Görüntü gayet net, çok güzel bir çözünürlüğe sahip, renkli bir ekran. Telefonunuzu hem Android Auto hem Apple CarPlay'i kablosuz olarak buraya bağlayabiliyorsunuz. Ve geliştirilmiş bir sesli komut sistemine sahip. Bu yenilenmiş özellikler arasında. Burada da yine 12.3 inçlik bir dijital ekran var sürücü için. Ve burada da birçok bilgiyi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ekranı da kişiselleştirebiliyorsunuz. Buradaki menüler yardımıyla girip buradaki görseli değiştirebilirsiniz. Ortadaki bölümde ise birçok bilgiyi dediğim gibi görebiliyorsunuz bu tuşlar yardımıyla. Bu tuşlara dokunduğunuzda tuşların yerlerini çok rahat hissediyorsunuz. Direksiyon ele çok iyi oturuyor. Alta düzleştirilmiş 3 kollu bir direksiyon yapısı var burada. Ve direksiyonun arkasındaki pedalcıklar yardımıyla da vitesi kumanda edebiliyorsunuz. 7 ileri çift kavramalı bir otomatik şanzımanla kombin edilmiş demiştik motorumuz. Motor performansını yolda anlatacağım. İçeriden devam edelim hemen. Burada gördüğünüz gibi tek bölgeli bir klimamız var. Altta yine bir Type-C ve Type-A dediğimiz C ve A tipi iki tane USB çıkışı var. Burada telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi. Motorumuzu buradaki tuş yardımıyla çalıştırıyoruz. Klasik bir vites topuzumuz var. Buradan vites seçeneklerini seçebiliyoruz. Hemen arkasında D-Mode yazısı yani sürüş modları. Bu sürüş modları yardımıyla Sport, Standard ve Eco modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Buradaki sürüş modu tabii ki sizin tercihinize kalmış durumda. Bardak koyacağımız alanlar ve yine iyileştirilen, geliştirilen bir başka özellik buradaki kol dayama. Bakın üzerinde de yine dışarıda olduğu gibi sarı detaylar, sarı dikişler var. Hem koltuklarda yeni desenler, sarı dikiş detayları, koltuğun hemen üst kısmında Cuk yazısı ve burada bakın Alcantara deri kullanılmış sarı olarak. Bu da aracı çok sportif, çok sempatik, çok daha dinamik ve çok daha genç görünümlü yapmış. İşte N-Sport'ta bu tarz detayları görebiliyorsunuz. Çerçevesiz bir kararan ayna var. Bu da çok şık duruyor. Yukarı baktığımızda SOS e-call tuşu buraya yerleştirilmiş durumda. Camın açısı böyle biraz dar gibi gözükse de aslında çok rahat her tarafı görebiliyorsunuz gözünüz alıştığında. Ve direksiyon tepkileriyle beraber şehir içinde park manevraları yapmak çok da zor değil bu araçla. Kameradan çok net bir görüş görüyorsunuz. Aracın dönüş yapı 11 metre onu da size söylemiş olayım. Şimdi gelin yola çıkalım. Yoldaki motor performansı ve sürüş performansını anlatayım. Nissan Juke aslında tamamen ideal bir şehir içi otomobil sevgili seyirciler. O yüzden ben de biraz şehir içinde dolaşarak aracı size anlatmaya çalışacağım. Söylemiştim şehir içindeki dönüş çapı 11 metre yaklaşık olarak. Dolayısıyla manevralarda fazla zorlanmadınız, park ederken fazla zorlanmadığınız bir araç. Tabii ki bunda kameranın etkisi de büyük. Çok rahat bir görüş alanı sizlere sunuyor. Kaputun altında 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli bir motor var sevgili seyirciler. 999 cc hacminde. Yakıt tüketimi nedir bu motorun? Fabrika verilerine göre sıkışık trafikte 7.6-7.7 litre. Biz gerçekten sıkışık trafikte en sıkışık haliyle yaklaşık 9 litreler gibi bir veriye imza attık ama araç biraz aktığı zaman çok daha düşük verilere imza atabiliyor. Onu da görmüş olduk. 7 ileri çift kavramalı bir şanzımanla gücü yere aktarıyor önden çekiş sistemiyle. Araç ekonomi odaklı olduğu için o ilk gaz tepkisi yani ilk bastığınız anda biraz tepkisiz gibi geliyor. Dolayısıyla orada şaşırmamak lazım. Zaten kullananlar bilir. Daha yumuşak bir kalkışa imza atıyor.
Şöyle söyleyeyim, zaten 0-100 hızlanmasına baktığınızda bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. 11.8 saniyede 0'dan 100'e ulaşıyor. Öyle bir performans aracı değil ama daha şehir içinde kullanabileceğiniz konfor odaklı daha yumuşak bir otomobil. Maksimum sürati saatte 180 km. Son sürat olarak da çok üst bantları zorlamadığını görüyoruz. Ki zaten hız limitleri buna normalde müsaade etmiyor. Dolayısıyla bence gayet yeterli. Aracın biraz da güvenliğinden bahsedelim. Fren hissiyatı yine hoşuma giden detaylar arasında. Frene dokunduğunuz anda aracı rahatlıkla durdurabileceğinizi size hissettiriyor. Hemen o tepkimeyi veriyor. Önler hava soğutmalı disk, arkalar disk fren olarak tasarlanmış bu araçta. Bunun dışında tabii ki genel güvenlik önlemleri paketi dediğimiz o GSR2 paketinde olması gereken her şey CUK'ta mevcut. Şerit takip asistanı şerit çizgilerini çok rahatlıkla okuyor ve size o konuda destek oluyor. İçeride de birçok sürüş asistanını zaten görebiliyorsunuz. Hız limitini tanıyıp sizi üzerine çıktığınızda sesli olarak da uyarıyor. Bunlar da güzel hatırlatmalar ki hız limitlerini aşmayın diye. CUK'u genel olarak toparlayacak olursak, CUK özellikle sarı siyah kontrast renkleriyle diğer sürücülerin de dikkatini çeken, meraklı bakışları üzerine toplayan bir şehir içi araç. İçeride yeterli alana sahip, çok rahat kullanıma sahip, otomatik şanzımanıyla da hiç sorun çıkarmıyor. Vites geçişlerini hissetmiyorsunuz, bu da güzel. Birçok güvenlik donanımı ihtiyacınız olan her şey var. O yüzden bu segmente bir araç bakıyorsanız, biraz da ikonik olmasını, farklı olmasını istiyorsanız CUK'u inceleyebilirsiniz. Ben testimizi burada noktalıyorum. Bir başka testte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu hemen okuyayım. Bir Japon markası diyeyim. Turbo beslemesiz motorlarıyla rakiplerine meydan okuyor. Sizce turbo olması şart mı? Turbosuz bir otomobilin eksileri nelerdir demiş. Evet, son dönemde neredeyse turbosuz otomobil yok ama turbosu olmadan gerçekten başarılı performans gösteren motorlar da sistemler de var. Bunu arkadaşımız herhalde özellikle benzinli motorlar için söylüyor. Çünkü dizellerin neredeyse %100'ü artık her markada her modelde neredeyse %100'ü artık turboluya dönmüş vaziyette. Ama bu arada şeyi de unutmuyorum. Artık dizel trendi de bittiği için dizel üretimleri de sadece benzinliler kaldı. Yani benzinli içten yanmalılarda Murat turbolu ve turbosuz her ikisinde de başarılı olan markalar var. Bu tek markaya mal etmemek lazım. Hı hı. Her ikisinin de başarısını. Turboluyla kazanılan avantaj nedir? Motor santimetre küpünü neredeyse yarı yarıya azaltabiliyorsun. Yani turbo beslemeli bir 1 litre motor neredeyse 2 litrelik bir turbosuz içten yanmalı motorun beygir gücünü veriyor. Hı hı. Tabii daha ufak bir motor, daha az silindir sayısı olan bir motor, daha hafif bir motor. Yani bugün hafiflik araçlarda, yani uzay sanayinde veya havacılıkta olduğu kadar önemli. Daha hafif bir motor. Bir gün onarmaya kalktığınız zaman işte bir motorda 6 tane piston veya 4 tane piston değişmeniz gerekirken bu motorda 3 tane piston değişmeniz gerekebiliyor. Buna benzer avantajlar sağlıyor. Kullanımla ilgili de en önemlisi turbolu motorlar daha şehir içi motorları. Torku, alt devri daha iyi olan, hı hı, daha iyi gaza bastığınız zaman cevap veren motorlar. İçten yanmalı motorlar uzun yolda eğer otomobil zaten sürekli her gün otobandan evden işe gidip geliyorsanız hep 4. vitesini, 5. vitesini veya işte otomatiğin son vitesini kullanıyorsanız ikisinin arasında çok büyük bir farklılık yok. Geri dönüş, ömür gibi taraflara baktığınız zaman ya içten yanmalı motorlar zaten yani 150 yıldır üretilen, artık milyon kilometre yapan atmosferik motorlar diyeyim. İçten yanmalının atmosferi yani turbosuz olanlar, hı, motorlar. Turbolularda buna bir ek maliyet olarak belli zamanlarda turbo değiştirmek veya turbo revizyonu yaptırmak gibi bir ek maliyet çıkıyor. Çünkü genelde turboların ömürleri
biraz bu kullanmaya bağlı. Kullanılan yakıta bağlı, hava koşullarına bağlı, bir sürü faktöre bağlı. Kullanılan yağa bağlı, çok önemli faktörlerden biri. Motor ömrünün yarısı bazı durumlarda üçte bir oluyor. Yani hani 1 milyon kilometre giden bir motor düşündüğünüz zaman 300 bin kilometrede veya 500 bin kilometrede türbosunun değişmesi gerekebiliyor veya revizyon edilmesi. Bu da tabii bir ek maliyet yaratıyor. Bunun haricinde yani yakıt harcamaları falan neredeyse birbiriyle aynı. Yani çok çok büyük farklılıklar yok. Yani türbolu olup da aynı güçten daha fazla benzin harcayan olduğu gibi daha az benzin harcayanlar da var. Bu aracın ağırlığıyla yaptığı son hızla falan bir sürü parametreyle orantılı. Son olarak da ikisinin farkıyla ilgili söyleyeceğim şey, özellikle ticari araçlarda, daha ağır araçlarda türbolu daha fazla tercih edilen, daha spor araçlarda, daha sportif araçlarda, daha günlük hayatta kullanılan araçlarda normal aspiratının yani atmosferik motorunda hiçbir zararı yok. Ama genel trende, genel gidişe bakacak olursak turboluya doğru gidiyor. Evet, tabii bizde şey de var, senin ilk başta söylediğin gibi motor hacimlerini ufaltmakta en büyük destekçilerden bir tanesi olduğu için bizim ülkemizde vergi avantajı da sağlıyor bu. İşte 1 litre bir araç kullanacağına 2 litre bir araç kullanıyorsun. Turbosuz bir araçta aynı işi yapıyorsun ama 2 litre olduğu için vergi dezavantajı doğuruyor. Dolayısıyla ben de katılıyorum sana. Turbosuz çok keyifli otomobiller olduğu gibi turbolu da çok keyifli otomobiller var. Ama onu da doğru kullanmak lazım. İşte ömrünü tam verimli kullanmak için. Ama trend evet turbolu araçlara doğru gitti genel şey. Genel hem talep hem üretim safhaları hem regülasyonlar diyelim, emisyonlar, ağırlıkların azaltılması derken bu yönde bir talep oldu. Teşekkür ediyoruz Serdar abi. Gene güzel şeyler dinledik senden haftaya. Ben teşekkür ederim. Son bu konuyla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Yakıt tasarrufu yapmak açısından türbolu motorlar daha mümkün. Yani böyle çünkü türbo basıncı geldikten sonra motorun gücü arttığı için turboyu açmadığınız devirlerde böyle 2000 devirlerde, 3000 devirlerde, 2500 devirlerde aracı kullanıyorsanız içten yanmalıya nazaran daha fazla yakıt tasarrufu yapma ihtimaliniz var. İçten yanmalı böyle bir şansınız yok. Gaza bastığınız kadar yakıyor zaten. İçten yanmalı derken turbosuz olanından bahsediyorsun. Evet. Normal aspirate. Atmosferikten. Atmosferikte böyle bir şansınız yok ama türbolu da daha düşük devirlerde kullanıp daha ekonomik kullanma şansınız var. Çünkü orada yani motorun farkını doğuran tamamen türbo basıncı. Yani 1 litre motorun içine ekstra basınç sağlayarak 1 litre motoru 2 litre motor efekti koyuyor. Eğer siz türbo açma devrinin altında düşük basınçlarda kullandığınız takdirde o motoru gerçekten 1 litre motor gibi kullanıyorsunuz. Yani ancak gaza bastığınız zaman türbo basıncı geliyor ve motor 2 litre oluyor. Bu ama öbürü bildiğimiz normal aspirate motor hep 2 litre ve hep 1600. Bunu değiştirmen mümkün değil. Evet, bu da aslında önemli bir şey. Şimdi bilmeyenler için bu noktanın altını çizmek isterim. Turbolu araç kullandığınızda turboyu her zaman aktif olarak kullanmıyorsunuz. Onun gücünden her zaman aktif olarak yararlanmıyorsunuz. Dolayısıyla sizin kullanım stiliniz, kullandığınız mesafe, aracın devri, süreti her şey çok önemli. Normal aracı iyi kullanırsanız ekonomi yapmanız mümkün. Turbonun ömrünü de daha uzun tutabilirsiniz. Evet, bu haftalık da bu soruyla bu bölümü noktalıyoruz. Haftaya yeni bir soruyla tekrar beraberiz. Seyirciler, RS Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı ile beraberiz. Bu haftaki konumuz mini onarımlar, göçük düzeltmeler, o mini çizik tamirleri. Çünkü günümüzde en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Aracımızın değerini kaybettirmeden o gözümüze takılan o minik belki çizikler,
minik göçükler, doludan veya bir taş gelmesi nedeniyle oluşan ince göçükler, işte bunları biz gidermek istiyoruz. Özellikle titiz olanlar aracını bakımlı görmek istiyor. Satarken de değerini kaybetmesini istemiyor. Bunları nasıl yapıyorlar, nasıl oluyor? Şimdi onları soracağız. Ünal Bey merhaba, evet, tekrar merhaba. Beraberiz. Evet, hoş geldiniz. Mini onarım nedir, neleri kapsar, bu kapsamda neler yapabiliyorsunuz? Bir de bunun tabii ki ekonomik boyutu var. Biraz da ona değinelim istiyorum. Çünkü ülke ekonomisi adına da çok çok önemli bir iş yapıyorsunuz aslında. Bir parçayı komple değiştirmenin ülke ekonomisine maliyeti oldukça yüksek. Ama bunu onarabilmek, sorunu giderebilmek hem kullanıcıya hem de ülkeye büyük kazanç sağlıyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi mini onarım aslında dünyada Smart Repair ismiyle küçük çaplı uygulamalara verilen bir isim. Ama ülkemizde bir de bunun yanında plastik parça ile alüminyum parça tamiriyle bütünleşmiş. Şimdi küçük hasarlardan yola çıkarsak, onu hani mini onarım diye tabir edersek, aldığınız kasko poliçelerinde de bu mini onarım teminatını görebilirsiniz. Hı hı. Sigorta şirketleri bu mini onarım teminatını, bu ufak çaplı hasarları o kaskoyu satın almanız karşılığında size hediye olarak verir. Dolayısıyla bir yıl içerisinde bu küçük çaplı işte göçük, çizik, sigara yanı, işte cam çatlağı gibi ufak hasarlarınızı ücretsiz mini onarım anlaşmalı noktalarda yaptırabiliyorsunuz. Kasko hasarsızlık indirimini de kaybetmiyorsunuz. Ama bunlar genelde estetik hasarlar, küçük hasarlar. Dolayısıyla biraz evvel bahsettiğiniz gibi titiz insanların daha çok kullandığı, tercih ettiği. Kapsamda neler var? İşte boyasız göçük düzeltme var. İşte 5 santim çapa kadar bir göçüğün aracın boyası bozulmadan düzeltilmesi yöntemi, işte boyasız göçük düzeltme diyoruz. İşte 30 santime kadar lokal boya uyguladığımızda biz ona PR yani paint repair aslında lokal boya onarımı diyebiliriz. Dolayısıyla ekspertizle hani lokal olarak raporlanmasını istiyor kullanıcı, araç sahibi. İşte cam çatta, araca ön camına, işte siz sürekli yolculuk yapıyorsunuz görüyorum. Mutlaka taş gelip zarar veriyordur. Hızlı bir şekilde işte cam onarımına gelirseniz işte yani 1 TL para büyüklüğünde bir cam çatlağını hemen onarabiliyoruz. Gerçi biz yeni bir cihaz getirdik. 10 santime kadar çatlakları da artık onarabiliyoruz. Ama hızlı müdahale gerektiriyor. Sigara yanı... Orayı şöyle açalım mı? Hızlı müdahaleden kastınız yani cam çatladı, 2 ay sonra size getirdim ya, değil o değil mi? 2 ayda işte o çatlaktan içeri toz girebiliyor. İşte yağmur suyu girebiliyor. O camdaki tozu, o yağmur suyu çatlağın içine taşıyabiliyor. Dolayısıyla bizim uygulayacağımız solüsyon o kirle birleşmiş oluyor. O zaman orada karartı olduğu için temiz bir görüntü olmuyor. Şimdi ne öneriyoruz? Genelde cam çatladığı zaman arabanızda bir yara bandı gibi bir şey varsa hemen yapıştırın. Oraya toz girmesini, kir girmesini engellemeye çalışın. İlk fırsatta da cam tamir etme kabiliyetine sahip mini onarım firmalarına başvurup camınızı tamir ettirebilirsiniz. Bugün artık otocamlar da pahalandı. Peki başarı oranı ne? Yani bir çatlak var orada. Belki böyle iki kılcal şeklinde bir iki yöne gitmiş olabilir. Evet. Yapıldıktan sonra oradaki görselin başarı oranı nedir? Ya çok açık söyleyeyim. Böyle toplu iğne ucu kadar bir nokta kalıyor sadece. Sizin onu araç kullanırken görmeniz, fark etmeniz, yani rahatsız etmeniz çok mümkün değil. Anca böyle tam araç kullandığınız bölgede böyle noktasal bir şey kalırsa, ya emin olun aracın üstündeki kir, toz vesaire bundan daha fazladır. %99 oranında müşteriyi rahatsız etmez. Bu ekonomik şartlarda da atıyorum işte bir cam artık 10 bin lira. Ya 10 bin lira verip bu camı değiştirmek mi, yoksa işte 1000 lira verip onu arttırmak mı? Ya nasıl olsa kasko ödüyor diye düşünmeyin. Kasko şirkette sonuçta cebinden 10 bin lira çıktığında önümüzdeki yıl bunu prime yansıtmak zorunda kalıyor. Bugün kaskonuzu 14 bin liraya yaptırdıysanız seneye bu oran 20 bin TL'lere gelebilir.
Bu nedenle ya nasıl olsa sigorta şirketi ödüyor, kasko karşılıyor diye böyle çok değişim odaklı olmamak lazım. Tekrar sizin cebinize aslında önümüzdeki yıl bu yansıyacak. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir de başta söylediğim gibi ülke ekonomisine de bu zarar tabii aslında. Ki, çünkü çoğu parça ithal olduğu için yani hocamız sizlerle diyorsunuz ama döviz yurt dışına gitmiş oluyor. Evet. Geçenlerde bir toplantıda öyle bir şey söylemiştim. Yılda işte 250 bin yedek parça, 300 bin yedek parça tahmin ediyoruz. Ortalama 10 bin lira deseniz işte 3 milyar TL yedek parça ithalatını durdurmuş oluyoruz. Sayın Mehmet Şimşek'ten ödül bekliyorum demiştim. Çünkü bu değil yani hep şey değerlendiriliyor. İşte şuradan tasarruf, buradan tasarruf, şunu yap falan. Yani biz gerçekten her yıl abartısız söylüyorum 3 milyar TL bu cari açıkta faydamız var. Hı hı. Ama tabii bunu anlatmamız gerekiyor, göstermemiz gerekiyor. Maksat bir de şöyle bir faydası da var. Bakın 300 bin parçayı onarıyoruz. Bunu kim onarıyor? İnsan onarıyor. Hı hı. Aynı zamanda eğitim merkezimiz var. Teknisyen yetiştiriyoruz. Ve bu teknisyenler sayesinde onarabiliyoruz. Ve istihdama da katkımız var. Hı hı. Dolayısıyla şimdi siz arabanızın camını tamir ettirdiniz, tamponunu tamir ettirdiniz. Bir, önümüzdeki yıl cebinizden çıkacak kasko bedelini azalttınız. Hı hı. İki, dış ticaret açığını, dış ticaret açığının artmasını engellediniz. Burada bir katkıda bulundunuz. İstihdama katkıda bulundunuz. Aynen, istihdama katkıda bulundunuz. Ve satarken de işte bu tampon değişmiş mi veya kapı değişmiş mi, sadece düzeltilmiş mi, boyanmış mı diye bakıldığında da kendinizi de değer kaybından da korudunuz. Hı hı. Dolayısıyla aracın orijinalliğini korudunuz. Yani dört konuda faydalı. O yüzden değişim yerine onarım artık ülke bilincine kesinlikle oturmalı. Bu bilinç de artıyor. Hı hı. Kimsenin hakkını yemeyelim araç sahiplerinin. Eskiden ben bu işe işte babadan biliyorsunuz işte 50 yıldır uğraşıyoruz. Babamın zamanında ya Zeki Usta hepsini değiştir dediğinde nasıl olsa kasko ödüyor. Kaputu da yeni tak, farı da yeni tak, tamponu da yeni tak. O eski bilinçsizlik bana göre kalktı. Hı hı. Şu anda müşteri Tramer'de kaydını görüyor. Neyin değiştiğini, kaç para olduğunu, ne kadar hasar ödendiğini. Dolayısıyla aşağıda hizmet veren danışman arkadaşımıza daha teslim ederken bir telkinde bulunuyor. Diyor ki ben aracımda çok yüksek hasar kaydı görünsün istemiyorum. Hı hı. Lütfen onarabildiğiniz tüm parçaları onarın diyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Yıllardır emek verdiğimiz bu onarım sektörüne sadece kendi işimiz için yetiştirmedik. Yetiştirdiğimiz teknisyenler dükkan sahibi oldular. Ya da başka firmalarda çalışıyorlar. O babamdan aldığım onarım kültürünü ben de sahaya yansıtmış oldum. Ben de sektöre, ülkeme borcumu bu şekilde ödediğimi düşünüyorum. Orada bir soru ortaya çıkıyor. Evet. Onarım ama nereye kadar? Yani hangi parçalar hangi durumda onarılmalı, hangi durumda artık yenisiyle değiştirilmeli? Evet, çok güzel bir soru. Çünkü bazı parçaların güvenlik konusuna katkısı var biliyorsunuz. Onarıldığında ilk orijinal halini sağlamıyor. Aynı şekilde güvenlik sağlamıyor. Tampon da bunlardan bir tanesi. Şimdi özellikle tampondan başlayarak ilerlemek istiyorum. Çünkü tamponda bazı hasarlar var, yırtıklar var, göçükler var. Giderilebiliyor mu? Tamponun esneme, darbeyi emme, özellikle Allah korusun bir yayaya çarpması durumundaki esnekliğinin olması, bütün bunlar da işin güvenlik boyutlarını ortaya koyuyor. Hangi durumlarda siz onarım yapıyorsunuz? Hangi durumlarda müşterinize, kullanıcıya bunu artık değiştirelim telkininde bulunuyorsunuz? Kesinlikle çok doğru bir soru. Çok doğru bir nokta. Ben sac aksam üzerinden örnek vereyim. Plastik de aynı ölçüde önemli olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bahsettiğiniz işte tamponun darbe emiciliği bu eski işte araçlarda kesinlikle böyleydi. Ama yeni araçlarda artık tampon şeye dönüştü. Bir plastik görsel kaplamaya dönüştü. Hı hı. Tamamen o darbe emiciler altta oluyor vesaire köpüklerle artık tutuyorlar. Eski Amerikan arabalarındaki o emicilik işte yayaya zarar vermeme özellikle artık çok fazla dikkat edilmemeye sadece o görsel olarak kaplamaya dönmeye başladı. Bu nedenle tampon tamirinde mesela hiç risk görmüyorum.
Ama sacaksamda bir kapıdan örnek verelim. Şimdi kapının içinde koruma barlar var. Siz gider bu korumayı keserseniz, bu kapıyı ondan sonra çekiçleyip düzeltip geri kaynatırsanız barı, o kapıdan artık performans beklemeyin. O içerideki barda hasar varsa, siz onu düzgün ekipmanlarla onarmıyorsanız, onaramıyorsanız, evet burada değişime gidilmesi lazım. Yoksa bu kapıdan ikinci darbeyi aldığında, eğer siz buna zarar verdiyseniz, bunun yapısını bozduysanız, o darbe komple içeri girecek ve o kapı arkasında oturan sürücü veya yolcu misafiri kesinlikle zarar verecektir. Dolayısıyla ana koruyucu omurgası olan o şase, efendime söyleyeyim barlar, buralarda onarıma biz karşıyız. Şasede onarım olmaz mı? Tabii ki olur. Ama nasıl olur? Doğru onarımlı olur. Tek başına onarım kelimesini kullanırsanız evet karşıyız. Doğru onarım kelimesi olursa evet doğru onarım yapılmalı. Nasıl yapılmalı? Şimdi siz şasede bir işlem yapacaksanız sanayi sitesinde bunu oksijen kaynağıyla yapıldığını görüyorsanız kesinlikle arabanızı bırakmayın. Net bir ifadeyle söylüyorum. Kesinlikle oksijen tüpü gördüğünüz bir yere arabanızı bırakmayın. Neden? Çünkü oksijen kaynağıyla onu ısıtıp düzelttiğinde o malzemenin yapısını bozuyor ve ikinci hasarda kesinlikle fabrikanın ürettiği şasenin görevini görmeyecek, net olarak ifade edebiliriz. Bunun için özel üretilmiş şase onarım tezgahları var. Bu tezgahlarla alıp bu şaseyi çektirmezseniz, bu malzeme yapısını bozarsanız ikinci kazada can güvenliği riskiniz var. Bu nedenle buralarda onarıma, yanlış onarıma karşıyız. Doğru teknikler olmalı, doğru makine ekipmanı ile olmalı. Bunun da eğitimini mutlaka almalısınız. Bunun için işte bizim Medteknik Akademimiz gibi yetkin kurumlar var. Buralara teknisyen, kaportacı olmak isteyen kişilerin başvurup bu eğitimleri alması mutlaka şart. De burada bir açık da söz konusu. Yani yetkin personel bulmak hakikaten bu devirde, hani usta diye tabir ettiğimiz kişileri bulmak çok zor. Güven konusu ayrı bir faktör. Çünkü sizin o karşınızdaki insana güvenip aracınızı emanet ediyorsunuz. O çünkü artık bir servet değerinde. Bunun iyi korunmuş ve en iyi şekilde tedavi edilmiş olması için de o yetkin kişilere ihtiyacımız var. Bu mini onarımlarda... Bu da şu an bizim en büyük derdimiz. Onu da bir parantez açıp söyleyeyim. Şu anda çalışacak teknisyen bulmakta çok zorlanıyoruz. Gençlerimiz artık ototamir işine ilgi göstermiyorlar. Bu mesleğe girmek istemiyorlar. Sanki şöyle bir algı var. O eski Türk filmlerindeki işte okumazsan seni sanayiye veririm, cezalandırırım. Aslında o gün cezalandırılan babam işte 11 yaşında sanayiye girmiş. İşte bugün işte bir işletme sahibi. İşte yanında insanlar çalışıyor. 11 yaşındaki babama gidip ya şu yaşına geldiğinde böyle bir plaza sahibi olacaksın. İşte evini arabanı almış olacaksın. Meslek sahibi olacaksın. Yanında çalışan insanlara ekmek vereceksin deseydi o çocuğa, babam mutlulukla işe gidebilirdi. Ama sizin dediğiniz gibi 1952 doğumlu babam 63 senesinde sanayiye girdiğinde onu annesi babası sen okumadın hadi sanayiye diye vermişler ama durum öyle değil. Mükafatını bugün gördü. Bugün başlayanlar da 20 sene sonra babamın gördüğü mükafatın belki 20 katını görecekler. Neden? Babam sanayiye girdiğinde binlerce kaportacı varmış. Bugün yüzlerce kaportacı var. Dolayısıyla rekabet de işte fiyat rekabeti veya ne bileyim iş rekabeti gibi dezavantajları yok. Bugün bu mesleğe başlayanlar emin olun 20 sene sonra mühendislerden 10 sene sonra 20 çok uzun oldu. 10 sene sonra mühendislerden doktorlardan çok daha fazla kazanıyor olacaklar yani. Şimdi sorum şu, ne zaman biz bu otomotiv konusunu açsak, bu işe girmelerini tavsiye etsek şöyle yorumlar geliyor. Tabi asgari ücretle çalıştırırlarsa kimse çalışmaz diye bir yorum geliyor. Gerçekten böyle mi? Bu da son soru olsun. Süremizin sonuna geldik. Bu işe başlayanlar asgari ücretle mi, çok zor şartlarla mı başlıyorlar? Çarpı 2 çarpı 3. Başlangıç seviyesi. Evet.
Yani buradan da bakın duyurmuş olalım. Hani iş arayanlar var ya, bir sürü haberlerde orada burada görüyoruz. Ne iş olursa yaparım diye. Ne iş olursa yapmayın. Kendinize bir meslek grubu seçin. Burada da para kazanabileceğiniz bir şey olsun. Ünal Bey çok doğru söylüyor. Ben özellikle çocukluğumu sanayide ve sanayilerin gelişiminde geçirdim. Olmayan sanayiler o zaman, bugün artık var, isimlerini tek tek söylemek istemiyorum ama o zaman usta çoktu, otomobil azdı. Bugün otomobil çok, usta gerçekten az. Dolayısıyla kendinize erişemeyeceğiniz, bir koltukta yer bulamayacağınız bir iş, bir meslek dalı seçmeye kalkacağınıza, şu an koltuklar boş, önünüzde fırsatlar var. Ben de size burada bir dal seçin. Hani kaporta mı, boya mı, işte göçük düzeltme mi, cam tamiri mi, bir konuda uzmanlaşın. O konuda uzmanlaşırsanız emin olun evinizin rızkını helal yoldan çıkartırsınız diyorum. Bu bölümün de sonuna geldik ama konularımız bitmedi, sorularımız bitmedi. Ünal Bey ile bir başka bölümde tekrar beraber olacağız. Bu hafta da 8. etabın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.